Merhabalar Deha Televizyonu'nun çok değerli seyircileri, dinleyicileri. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Sohbet adında programındayız. Hoş geldiniz. Bizler de her nerede bizi seyrediyorsanız size hoş bulduk. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Doktor Ayten Bahtiyar. Doktor Ayten Bahtiyar Denizli'nin sevgilisi, öyle diyeyim ben. Yaptığı hizmetlerle, yaptığı güzelliklerle öyle bir algı yarattı ki Denizli için çok özel. Hizmetleriyle çok özel, hekimliğiyle çok özel, gönüllü hizmetleriyle çok özel ve insanlığıyla çok özel, güler yüzüyle çok özel. Bugün bu programda ben konuk etmekten dolayı onur duyuyorum. Çok teşekkür ederiz. Davetimize karşılık verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Ben de. Müsaade ederseniz ben programımıza bir şiirle başlamak istiyorum. Benim şiir kitabımın adı Güneş Ektim Gönlüme. Niye şimdi bu şiirle başlayacağım, onu izah edeceğim. Güneş ektim gönlüme, güneş ektim saksılara. Renk renk açtı çiçekler. Kimine gül dendi, kimisine karanfil. Sevgiliye sundum demet demet, gözleri ışıklandı. Güneş ektim tarla tarla, buğday verdi başak başak. Harman oldu umutlarım, karıncalar ortağım. Keşkek dağıttım kazan kazan, gönüller ısındı. Güneş ektim yürek yürek, aydınlandı çehreler. Ayna tuttum yarınlara, ışıkları filiz verdi. Nice gelip gidenler çok şey ektiler aleme. Bense ancak güneş ekebildim gönlüme. Demişim. Evet. Ben bunu demişim de. Evet. Şair sözü derler ya. Ama insanların gönlüne güneş eken, hayatınızın merkezine güneşi yerleştiren sizsiniz, Ayten evet, Hocam. Evet, çok teşekkür ederim. Neden böyle dediğimi bu sohbette evet, seyircilerimiz de anlayacaklar. Evet, efendim siz bir hekimsiniz, evet, bir annesiniz. Evet. Ve gönüllü derneklerde Denizli'ye ve insanımıza, özellikle özel olan çocuklarımızla ilgili evet, hizmet veren bir insansınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Biz neredeyiz? Çok teşekkürler. Evet. Her şeyden önce Bulgaristan'dan ülkemize göç eden, Denizli'mize evet, göç eden, evladı Fatihan olan bir ailenin bir bireyisiniz. Evet. Nereden geldiniz Bulgaristan'dan? Evet. Hangi şehirlerden? Buradan selam evet, gönderelim mi onlara? Tabii ha, gönderelim. Buyurun. Evet, evet, evet. Özlemle iki şehir, Kızanlık ve Karlova. Karlova'da doğdum. Evet. Kızanlığa gelin gittim. Evet. Evet, iki şehir benim için çok mühim. O zaman buradan evet, Karlova'ya, evet, Kızanlığa. Evet, Karlova, Kızanlığa. Evet, evet, selam olsun. Türk şehirleri selam evet, olsun ya, onlara. Deli kalanlara. Orman'a selamlar olsun. Evet, oraya da. Evet. Bulgaristan'da, evet, nerede? Şey, evet, bizi dinleyen evet, insanlarımız varsa değil mi? Evet, evet, onlara hepsine selam olsun. Selam olsun ya, inşallah. Evet, evet, inşallah, evet. Ya, ne zaman Bulgaristan'da mahsur yoksa kaç yıllarında okudunuz, geldiniz? 1970 evet, yıllarında evet, göç ettik. Bu Demirel'in hükümet zamanında evet, bir parçalanmış ailelerin bir buluşturulması anlaşması vardı. Evet. 10 sene. Hı hı. 70 ve 79-80'in sonuna evet, kadar. Arası. Hatta kayınvalidemin son kafilelerle 79'da geldi. Evet. 69-79. Biz 70'te geldiniz, göç ettik. Evet. Bu o yıllar bu asimilasyon, bu isim evet, ve din değişikliği evet, konuşuluyordu. Evet. Jivkov iktidarda efendim, mıydı o zaman? Jivkov iktidarda mıydı? İktidarındaydı. Evet. Ben babam benim gibi çok sevilen bir kişiydi. Mesleği herkes neydi ona, babanızın? Babam şeydi, sanat okulu bitirmiş ama tabakçıydı. Evet. Tabakhanelerimiz vardı. Ama komünist iktidarda bir 1944 yılında evet, bir imzayla onları devlet el koydu. Evet. Memur olarak, kendi iş yerinde memur olarak çalışıyordu. Evet. Aynı yün, deri evet, ve o işleri maaş yürütüyordu. Alıyordu. Annem evet, ev hanımıydı. Sonra evet, biz okumaya başladık ya kardeşim. O da mecbur oldu çalışmaya evet, babamın yanında. Aha. Beraber çalıştılar. Evet, o yıllar dediğim gibi bu asır ben öğrenciydim. Babama emniyet müdürü, çok sevilen bir kişi. Evet. Demiş Ahmet Efendi sizin için çok kötü günler geliyor. Hmm. O beliniler, o dövülmeler basında geçmişti. Evet. Sen çocuklarını kurtar. O demiş ki kızımın iktisası az kaldı. Hmm. Değil mi? Diplomasını alsın da şimdi evet, ben ona söylersem
evraklarımız gelmiş idi. Evet. Hazırlıklar yapıyorduk. Ama babam teslim etmemişti benim bitirmemi. Bekliyordu. Çocuklara çok düşkündüm. Bir de çocuksuz aileydi. Belliydi artık eşimin rahatsızlığı dolayısıyla. Kızım bitir diyen biz hemen evrakları teslim edeceğiz. Ama nasıl oldu ki ben iktisaz görürken hocama bir kırcaliden bir Türk çocuğu getirdiler. Evet. Prematur uçakla zatürreli iki tarafta iki akciğerinin bölümlerinde çift zatürreli çocuktu. Evet hocam dedi ki aman dedi bu pis Türkler dedi giden gidecek kalan gavur olacak. Evet. Sen misin söyleyen? Bu cumaydı. Orada elektrikli trenler vardı. Trene bindim ben akşamlayın babamın, babacığım pazartesi günü besmeleyle evrakları teslim et. Sen gelmezsen ben gidiyorum eşimle. Ben gavur olmaya niyetim yok diye. İki gün babam ikna etmeye çalıştı ama olmadı. Dedi. Benim kararım sonsuzdu değil mi? Bu acıları hem onlar yaşlıydı, ben de yaşamak istemiyordum. Evet. Evrakları teslim ettik. Biz 20 günde o emniyet müdürü bize yardımcı oldu. Biz 20 günde evler, arabalar ne varsa sattık ve 20 günde çıktık. Emniyet müdürü Bulgar mıydı? Bulgar'dı. Ama sizi seviyordu, saygı duyuyordu. Babamı çok sevdi. Ama nereden geldi bu sevgi? Ben sonra babam bu geldiğimiz yıl bir akciğer, bu üzüntülerden akciğer kanseri. Seninden vefat etti. Vefat etmeden önce böyle kısık sesle dedi yavrum kızım sen dedi bir kere ben bundan sonra Bulgaristan'a dönersen gidersen geziye o emniyet müdürüne bir Atatürklü şövalyeyi yüzük götür babacığım. Evet. Ondan sonra hayrola babam dedim neden böyle rica etti dedi. Bu borcum benim. Ona söz vermiş babacığım. Sonra ilk gidişimizde daha biz o vakit emekli sandığından bir para çekiliyordu memurlar. O şövalye yüzüğü aldı ama ben veremedim onu. Evet. Komünist iktidar olduğu için görümcemler götürdü. Evet. O Atatürk hayranıymış. Bize acımış değil mi? İnsanın dinini ne kadar komünist olsa demek bir dinini insan değil mi? Olamaz bu şey. Evet. Ondan bize öyle yardım etti. Biz de göç ettik. Ben burada şunu seyircilerimize paylaşayım. Yeni kuşaktan bilmeyen vardır. Şövalye yüzük dediğimizde parmağa takılır erkekler. Evet. Üzeri gayet geniştir. Evet. Kare şeklinde. O yüzüğün üzerinde de Atatürk portresi vardır. Evet. İşte şövalye yüzükler bir zaman çok modaydı. O yüzüğü. O yüzük onu istiyor. En büyükünü de aldık Şeref Bey. Evet. O vakit biz maaşlarımız muayenehane bilmem ne yoktu. Hatta bu eczacı Ahmet Bey'le Karabağlar bana emekli sandığına bir para çektik. Onlardan da borç aldık. Evet. Öyle o yüzüğü öyle aldık zeydi. Onu götürdük. Tabii pahalı bir yüzüktü. Görümcemde onu biz bir tepsi baklava yaptı ona. Evet. Ben parkta bekledim. Yabancı araba bizi atmasınlar. Kısa casus gibi geldik diye. Emekli olmuş. Nerede sormuş beni. O demiş gelemedi. Evet, anlamış. Evet, bu yüzüğü babası ona vasiyet etmiş. Ya, size. Evet. Öyle. Evet. Demek, emanet yerini buldu Evet. Emanet çok yerini güzel. Buldu. Ne çizelim. Evet. Biz öbür türlü kalaydım. Ben de gelebilecektim. Gelemezdim. Ve sürülecektik. Değil şimdi, mi? Şimdi efendim. Baştan söylediniz ya, bu parçalanmış ailelerin buluşturulması. Evet. Dedeniz buradaymış sizin, öyle mi? Dedem Denizli'de ikram etti. Daha önceki yıllarda gelmiş, evet, 38'de. 39 yıl, ben dünyaya gelmişim. 8-9 aylık bebek imiş, o gelmiş anneannemle. Onlar burada olduğu için siz gelme hakkına sahip olmuşsunuz o zaman. Evet, efendim? Onlar burada olduğu için siz gelebiliyorsunuz Bulgaristan'da. Evet, onlar burada olduğu için dedem yaptı bize bu davetiye. İtamet yaptı. Evet, evet. Onun üzerine siz geldiniz. Benim babam da çok küçük yaşta ortaokul, liseyi İstanbul'da bitirmiş. Evet. Dedi, biz sülalem asker sülalesi. Evet. Onun eniştesi şeymiş, Kırım Harbi'nde paşaymış, vefat etmiş. Teyzesi onu buraya okumaya davet etmiş. Evet.
dedem o zaman hacıya giden insanlar ticaretten, paradan elini çekiyormuş tamamen artık ibadete. Dedem de onu zorlayıp İstanbul'dan, babam, hatta fotoğraflarım var, İstanbul beyefendisi, fesi. Ben hep o İstanbul'un anılarından büyüdüm Şeref Bey. Ne kadar güzel. Ve buraya geldiğimiz zaman o hasta yılları hastalanıyormuş, başlıyormuş. Evet. Keyifsizdi, onu İstanbul'a götürdüm ama o bıraktığı İstanbul'unu bulamadı. Evet. Onun hayalindeki İstanbul'u. Evet, bu 70 yılları şimdi de hiç hayat kırıklığına. O şey, o paytonları, o erkeklerin kibarlığı, o bayana saygısı. Demek ben şimdi onun için kendime aynı babamın anlattığı Türkiye mi, bu hangi Türkiye diye kendi kendime soruyorum. Efendim, şehirler severken biz iki türlü seviyoruz. Ya hayalimizde, okuduklarımızla, kültürel değerlerle beraber bir şehir kuruyoruz, onu seviyoruz. Veya da gittiğimizde, yaşamaya başladığımız anda gerçekle karşılaşınca gerçeğe göre bir değer oluşturuyoruz. Ama hayal baskın geliyor her zaman. Onu. Sonra bizim evimizin yanımızda, bu şey, biz evi satmıştık 56 yılında. Biz gelmek icap ediyordu gene bu şey, göç. Hı-hı. Ama o vakit yollar kapandı, kaldık. Yeni evimizin yanında şey, sabun fabrikası vardı. Evet. O fabrikatör kimya mühendisliğini İstanbul'da, Papazoğlu İstanbul'da bitirmiş. Aha. Şeref Bey o ölünce şey, kulakları artık sonunda böyle hafif duyuyor. Bir kulaklığı vardı, hep İstanbul adresi. Demek İstanbul'un İstanbul'u kimse unutamamış buraya gelenler o yıl o yıllarda. Şimdi efendim şu kültür tarihiyle meşgul olan Türk tarihini bütüncül bakanlar hep bilirler ve şunu söylerler. Türk milletinin medeniyet aleminde inşa ettiği bir şehirdir İstanbul. Evet, evet. Yani dünyanın biliyorsunuz büyük devletlerine, Roma'ya başkentlik yaptı. Ama ondan sonra öyle bir medeniyet, öyle bir eserlerle donatıldı ki Türk İstanbul dedi. Yahya Kemal Beyatlı'nın, o da Üsküplü'dür. Evet. Makedonya'dan gelen bir şairimiz. Türk İstanbul ifadesini kullandığı, bizim medeniyetimin yüzük kaşı bir şehirdi İstanbul. Evet. Bugün Orta Asya'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan gelen İstanbul diye gelir. Evet. Balkanlardan gelen aynı şekilde İstanbul diye gelir. Evet. İstanbul, önce İstanbul'u görürler. Ama ben çocukluğumdan o insanlar, demek Türkler değil de Bulgarlar, hep hayallerinde İstanbul'u alacaklar. Evet. Değil mi? Hep onların o kafalarında İstanbul vardı. O kadar güzel şeyler. Demek Osmanlı zamanında o kadar güzel şeyler yapılmış ki o Avrupa'ya medeniyet götürmüş. Ben kahroluyorum, değil mi? İşte İstanbul'da Topkapı Sarayı var. Topkapı Sarayı. Balkanlarda Yugoslavya'da Bosna Sarayı var. Evet. Şimdi Saraybosna deniliyor. Evet. Aslında Bosna'ya yapılan bir saray. Bosna Sarayı, Saraybosna. Evet. İstanbul'da ne varsa orada onu aynı inşa ediyor. Evet. Çarşısıyla, pazarıyla, hanıyla, kervansarıyla, Sofya'ya aynı onları inşa ediyor. Yani atalarımız bizim gittiği yere medeniyetiyle gidiyor, şehirleriyle gidiyor. Evet, bunlar yaşanıyor. O camilerimizin güzelliği, o okullarımızın altyapı. Nasıl altyapı, çok bilmiyorum şimdi aynı altyapıyı mı kullanıyorlar. O hamamları, o kaplıcaları, anlatamam size. O güzellikler, muhteşem değil güzellikler. Mi? Evet. Siz çok şimdi güzel eserler bırakmışsınız. Bizi öyle bir tarihimizin duygu denizine götürdünüz ki. Şimdi onun için ben teşekkür ediyoruz. O güzel duygularla yaşadığım için demek memleketim o kadar çok, ne yapsam diyorum ülkeme azdır, değil mi? Evet. Onlar o kadar güzel izler bırakmışlar orada. Ve bu korkunç izler. Bu heyecanlarınızdan dolayı genç kaldınız Aytan Hocam. Evet, belki. Bu heyecanlarınızla, bu aşkınızla, hizmet aşkınızla beraber siz dinçsiniz. Evet. Durmadan, dinamikseniz. Ben ülkeme daha ne yapayım? Daha ne yapayım? Polonya'ya ben gittim bir vesileyle. Mağazadan dönerken bir şeyler alayım dedim, ufak tefek hediyeler. Evet. İnanın Rusça konuşuyordum, değil mi? Onlar dediler ki, hiçbir şey, dönüp de bakmadılar bana, değil mi? Ama arkadaşım Pani Turetsko dedi, her şey çıktı Şeref Bey. Evet. Demek biz her şeyimizle, ahlak,
kültür yaptıklarımızla Osmanlı bambaşka. Demek oraya nasıl izler bırakmışız bilmiyorum. Ben şimdi bir tane daha anlatayım size. Buyurun. Anatomi hocası, anatomi dersindeydim. İkinci sene başlıyor bizim dersimiz. Zil çaldı ilk dersimiz. Ben merdivenleri lavaboya kadar inmeye icap etti. Aşağıdan yaşlı bir adam pelerinle böyle çıkıyor. Evet. Ben de yukarıdan. Tabii babamın verdiği bu terbiye. O yaşlı olduğu için ben ona yol verdim. Direkt böyle şimdi o da ben bayan olduğum için yol o pelerini böyle yaptı. Siz geçin dedi. Ondan sonra şöyle bir yukarı çıktım ben. Baktım kürsüde hocamız. O beni iki sene her derste bakışınla aradım. Geliyor bu derste, nerede oturuyorum, izliyor mu bilmem ne. İki sene sonra da hocamız göz ve kulak üstünde her şeyi çok derse bilmeyen çocuk gelmesin dedi. Evet derse. Ondan sonra ben bir de Türk olduğum için bütün soruları mükemmel bilmek mecbur. O benim içinde dediğim gibi ben şey olmayacağım, dedelerime milletime söz getirmeyeceğim. Evet, kendi Türk demek şey olmayacak. Ondan sonra ama bu kulağı gözü, kulağı bu içte bir sıvısı var, dengelerimizi, şeyleri sağlamak için. Onu tam ona demek dediğim şekilde konuşacak. Demek zaman yetmedi. Ben kapıda düşünüyorum, gireyim mi imtihana, girmeyeyim mi? Şimdi arkadaşlarım da çok çalışkan olduğunu bildikleri için beni itti kapıdan, ben kendim şeyde. Şimdi hocanın önüne geldim, şöyle bir hiç unutmuyorum, bir çember, soruları koymuş. Evet, ilk önce bana hangi millettensiniz dedi. Ben dedim, ben Türk'üm efendim. Kafasını salladı, otur dedi. Soruyu çektim Şeref Bey. İç kulak. O kadar şey ettim ki değil mi? Neye uğradım bilemedim. Geldim masaya, benden önce 5 kişi giriyorduk. 4'üm, 5. ben. Şimdi ben hiçbir şey, aklımdan her şey gitti. Asistanım dolaşıyor diyor, Ayten kendini toparla, sen her şeyi biliyorsun. Ondan sonra bir zaman geçti, 1., 2. konuştu. Ben kendime Şeref Bey karar verdim. Kız Ayken, sen 4 soruyu mükemmel biliyorsun. Konuşacaksın. 5. soruya gel diye diyeceksin, hocam ben bu soruyu tam sizin istediğiniz, tembih ettiniz bilmiyorum. Ben Eylül'de tekrar geleyim, değil mi? O kararı verdikten sonra ben rahatladım. Evet ve sorularımı yazdım. Onun önüne geldiğim zaman konuştum şöyle bir. Geldim 5. soruya, o cevabı verdim ona. Şimdi o benim gözümün mavi gözleriydi, böyle dikti gözümün içine. Dedi, dedim hocam ben her şeyi biliyorum kulak üstüne ama dedim bunu tam bilmiyorum. Doğru mu söylüyorsun dedi. Evet hocam dedim, her şeyi biliyorum dedim. Kalk dedi bana. Elime bir böyle şey verdi, değnek gibi hani maketleri göstereyim, geniş bir salon. Ne biliyorsan karşıma dikildi, koydu sandalyesini yaşlıyor. Ne biliyorsun kulak üstüne dedi, konuş. Ben konuştum, elinde ayran bardağı içiyor. Konuştum. Dinledi zevkle. En sonra dur dedi, geldi önüme. Bir kere daha dedi, Türk'ün mertliğine ve dürüstlüğüne inandım. Evet. Hiç unutmuyorum değil mi? Evet Şeref Bey. Dedi, yavrum değil mi? elimi sıktı değil mi? Teşekkür ederim dedi. Gitti. Siz doğru söylediğiniz beni, için tebrik ben ediyor. Ben konuştum demek onu. Demek onu biliyordum ama Şeref Bey böyle demek mertçe konuşacak şey. Ondan sonra benden sonra hiç kötü not vermedi. Kimseye morali çok düzeldi. Şimdi biz geceleyin dersten sonra bir yemek veriyoruz hocalarımıza. Ben de ona yanaştım. Dedim hocam siz beni 2 sene takip ettiniz. Ben onu hissediyorum. Böyle davrandınız. Bu kadar Türklere karşı şey varken
demek antipati varken ülkemizde. Evet. Siz bu tür bana karşı bu davranışınız nereden kaynaklanıyor? Evet. O tuttu beni yanında, ben de karşıda oturuyordum, çağırdı. Anlatayım sana yavrum dedi. Ben dedim, küçük iken dedim. Evet. Amcam sarayın doktoruymuş, operatör. Osmanlı sarayının. Ondan sonra bir tanıtma balosu verilecekmiş Sofya'da. Evet. Ondan bu amca gelmiş aileye anlatıyor. Tek çocukmuş, amcasının çocuksuz aileymiş. Bu kardeşinin de bir tek çocuğu varmış. Ondan sonra ona demiş ki anlatmış. Bu tutturmuş, ben de gideceğim o tanıtma balosuna. Evet. Böyle 4-5 yaşlarındaymış. Evet. Olmaz, etmez, dayanamamış amca, çok seviyormuş. Kraldan izin alıyor, buna frank dikiyorlar, papyon koyuyor şeyler, götürüyor amca. Şimdi anlatışı Şeref Bey, salonda böyle iki diyor kocaman büyük kapı açılmış, çakır gibi bir adam girdi diyor. Ondan sonra herkesle tokalaşmış. Ona geldiğin böyle iki mavi göz çakıştı. Kocamın da gözleri maviydi böyle. Atatürk'ün de Atatürk'üymüş. Onun tanıtma balosuymuş. Şimdi kafasını böyle yapmış. Evet. Kim bilir ne büyük adam olacak. Kendini buraya getirtiren insan bundan sonra. Tabii bütün aile hep profesördü şeydi. Evet. Demek öyle demek oradan bir Atatürk Türklere karşı saygınlığı bir saygınlığı varmış yani. Demek. Hep güzel izler bırakmışız biz. Evet. Onun milliyeti neydi dediğiniz? Efendim? Bu hocanın milliyeti neydi? Evet. O anatomi profe Bulgardı kendisi. Bulgardı kendisi. Evet, Bulgardı. Ona rağmen böyle müthiş bir şey var. Ama şimdi bu biliyorsunuz siyasi şeyler bunlar. Evet, Todor Zhivkov'un insan bir ayrı. Biz çok güzel yaşıyorduk değil mi? Todor Zhivkov'un bu uygulamalarıyla beraber. Bizi mahvetmek insanlara. Maalesef. Çok çektiler o belini deniz o hapıslarda, dayaklarda. O zaman dizi film çevrilmişti Belen Edisi diye. Evet, çok gözyaşı dökmüştük biz de. Çok, o dönemde Bulgaristan'dan yüz binlerce vatandaşımız trenlere bindirilerek gönderildi buraya. Evet. Sonra aman yarabbim. Yani bir ülkede insanların yaşamayla ilgili tercihleri doğrudan kendilerine bağlı değil. Tarihin derinliklerinden gelen bir kimlikleri var. Onların bulunduğu yerlerinde insanca yaşaması için devletin adaletle davranması, onlara saygı göstermesi gerekiyor. Değilse düzen bozulduğu zaman problem çoğalıyor yani. Bir de ben size bir tane daha anımı oradan anlatayım. Denizli halkına bunları hep söylemek istemek, kitabıma nasip olursa efendim yazacağım. Gene üniversitedeydim. Biliyorsunuz komünist iktidarı din inkar ediyor. Yok, onların dönemi. Tabii anneciğimiz veya Kur'an-ı Kerimleri ağzımızdan kaçırırız diye, bir okullarda bir şey söyleriz diye hep saklıyordu. Birkaç duamızı bize öğretmişti. Mevlitlere gizli gidiyordu, götürmüyordu anlatırım diye. Gene üniversite felsefe hocam benim. Bir gün çağırdı beni Şeref Bey. Dedi Ayten dedi, sen dedi zıl komünisti değil mi? Moskova'da da bitirmiş kendisi felsefe şeyini, hocalığını yapmış, profesörlüğünü vermiş. Dedi, sen dedi Kur'an-ı Kerim'i okudun mu dedi. Dedim hocam, nerede Kur'an-ı Kerim, biz evlerde öyle bir şey yok dedi. Biz hiçbir şey gördüğümüz yok, şey ettiğimiz yok. Ben dedi, onu dedi İngilizce okudum dedi bana. Böyle gözlerini dikti. Bir kitap varsa dedi, kızım dedi. Şimdi onlar hürmeti şapka indirmekle göster. Bir kitap varsa dedi, dünyada şapka indirecek yavrum dedi. Evet. Senin Kur'an-ı Kerim'in dedi. Evet. Değil mi? Ve arkasından bana dünyanın en güzel anayasası. Şimdi tabii ben oradan okuyamadım. Burada o şey Türkçe tercümeleri okurken gerçekten hocamın söylediği şeyler çok doğruymuş. Demek bizim Kur'an-ı Kerim'imiz bize insan olmaya, her şeye saygı, engellisi, hayvanı, toprağı, çiçeği, değil mi? Bunları hep anlatıyormuş, değil mi? Yani şimdi bakın,
evrensel doğrular dediğimiz, evet, evrensel güzellikleri, eğer insan ideolojik bakmıyorsa onu insan olarak hakkı teslim ediyor, tabii, görüyor. Tabii, ne kadar güzel. Evet. Ayten Hocam, evet, sohbetin birinci bölümünü burada bir noktalayacağız. Evet, kısa bir ara vereceğiz. Evet. Aradan evet, sonra geçeceğiz. Değerli evet, dinlerim, evet, ayrılmayın. Evet. İkinci bölümde evet, hekimlik kısmı ile ilgili bölümleri konuşacağız. Evet, evet. Buluşmak evet, üzere tekrar. Evet. Kısa bir ara evet, veriyoruz. Evet.